Birinci Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı'nın çarpıştığı cephelerden bir tanesi de Çanakkale'dir. Çanakkale'de bir savunma harbi yaptı Osmanlılar. Ve biz genelde Çanakkale'yi sadece 18 Mart tarihiyle özdeşleştiririz ki bu hatalıdır. 18 Mart sadece deniz zaferinin kazanıldığı bir gündür. Esasen baktığımız zaman Çanakkale Savaşları'nın bütününde 14 aylık bir mücadeleyi görüyoruz. Bakın, Çanakkale'ye düşman donanması tarafından ilk taarruz 3 Kasım 1914'te yapılmıştı. Ve Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak için Çanakkale en uygun hedef olarak görülüyordu. Çünkü Çanakkale'yi geçen düşman donanması birkaç saat içinde İstanbul'a varabilir ve Osmanlı'nın başkentini teslim alıp savaş dışı bırakabilirdi. Bu noktada Çanakkale'ye taarruzlar Kasım ayında, 3 Kasım'da başlayıp 18 Mart'a kadar deniz taarruzu şeklinde devam etti. Ve hepimizin bildiği gibi büyük bir zaferle 18 Mart Osmanlı'nın geçit vermediği bir gün oldu İtilaf Devletleri'nin donanmasına. Ancak İtilaf Devletleri amaçlarından tamamen vazgeçmediler. Denizden geçemeyen donanmayı bir kara çıkartmasıyla Boğaz kıyılarını temizleyip mayın hatlarını kaldırıp bu şekilde açmayı ve İstanbul'a ulaşmayı hesapladılar. İşte tabii ki bunun akabinde Ruslara yardım ulaşacak ve Ruslar Almanlar karşısında tekrar ileri harekata geçecekler. Ve İngiltere, Fransa da Batı cephesinde yine Almanlara son darbeyi indirebilecekti. İşte 25 Nisan 1915'te başlayan çıkartma harekatı 9 Ocak 1916'ya kadar kara savaşları şeklinde devam etti. 9 ay süren bu kara savaşlarının çok farklı safhaları vardır. Kara savaşlarının mukadderatına baktığımız zaman işte bazı önemli isimler görürüz. Bunların başında da 34 yaşında kaymakam rütbesiyle Çanakkale'ye atanan Mustafa Kemal Bey. Yani o günkü rütbesi kaymakam, bugünkü karşılığı yarbaydır ve 34 yaşındadır. Hem 25 Nisan'da hem de Ağustos ayında 6-10 Ağustos 1915 tarihlerindeki Anafartalar muharebelerinde savaşın seyrini değiştirerek İtilaf Devletleri'nin yenilgisine zemin hazırlamıştır. Mustafa Kemal Bey'in başlangıçta, Yarbay Mustafa Kemal'in bu cephedeki başarısını genelde Türk insanının başarısını küçümsemek için çeşitli ifadelere rastlıyoruz. Örneğin Dietrich Gronau isimli bir Avusturyalı tarihçi Çanakkale'deki Mustafa Kemal'in başarısını anlatırken şöyle bir cümle sarf ediyor. Büyük Frederick'in tarihi yaver giden adam olarak nitelediği, şans ve tesadüflerin yardımını esirgemediği Mustafa Kemal ... Bu bir oryantalizmin farklı bir görüntüsüdür. Ne demek istiyor Gronau? Türk insanı başarılı olamaz, Doğulu başarılı olamaz, Batı karşısında bu denli başarılı olamaz. Peki nedir bunun açıklaması? İşte şans, tesadüf vesaire. Bunların hiçbirisine katılmadığımı belirtmek istiyorum ve tarihi gerçeklerle taban tabana zıttır. Bakın, Mustafa Kemal Bey kol ağası rütbesiyle 1911 yılında nereye gitmişti? Trablus galiba. Orada Tobruk, Derne ve Bingazi şehirlerinde amfibik harekat yapan, denizden karaya asker çıkaran İtalyanlara karşı bir savunma harbi yaptı. Bu bir taarruza, denizden gelen bir taarruza karşı nasıl savunma yapıldığını 1911'de deneyimliyor, tecrübe ediyor. Bu bir. Balkan savaşlarında
Mustafa Kemal Bey'in nerede görev yaptığını hiç kimse biliyor mu? Herhalde tarihçiler dışında bu ayrıntıyı pek çoğumuz gözden kaçırıyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın 1913'teki görev yeri Bolayır'dır. Yani hemen Gelibolu Yarımadası'nın kuzeyi. Bolayır'da kumanda ettiği tümen Gelibolu Yarımadası'nı korumakla görevlidir. Bu halde görüyoruz ki Mustafa Kemal coğrafyayı 1913'te görüyor. Düşman nereden karaya asker çıkarabilir? Karaya asker çıkarırsa onlara nasıl müdahale edilir? 1911-1913 Atatürk'ün staj yeri Çanakkale. Dolayısıyla 25 Nisan sabahı düşman karaya asker çıkardı. Mustafa Kemal öncü birliğiyle onların üzerine gitti. Efendim düşman geliyor işte onlara karşı terdibat alalım deyip işte durdurdu. Bunlar tesadüf falan değil. Bunlar Atatürk'ün mesleğinin, tecrübelerinin getirdiği birer sonuçtur. Elbette bu yeterli değil. Mustafa Kemal Paşa da müthiş bir cesaret, müthiş bir askeri bilgi, feraset ve kahramanlık da görüyoruz. 34 yaşında bir genç bir subay olarak 25 Nisan'da işte ne yapıyor? Düşman karaya asker çıkardı. O bölgeye gidiyor. İşte 61 rakımlı tepe. O anda düşman askeri bana benim askerimden daha yakındı diyor. Türk askeri geriye doğru atlamaya başlamış. Bir kaçış başlamış, bozulma başlamış. Düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz bitti dediler. Cephaneniz bittiyse süngünüz var. Süngü tak yere yat diye bağırdım. Türk askeri mevziye yatarken Anzaklar da bir an duraksadılar ve onlar da mevziye girdiler. Savaşı kazandığımız an bu andır diyor Mustafa Kemal Çanakkale anılarında. İşte bu davranış bir efsane gibi yayılacak. Mustafa Kemal bir bağırışıyla düşman askerini yere serdi. Anafartalar muharebeleri sırasında Ağustos ayında Mustafa Kemal askerlerinin yanına gelecek. 5 gündür uykusuz, aç, susuz savaşan askerlerinin yanına. Merhaba asker diyecek onlara. Askerden hiçbir ses yok. Mustafa Kemal Türk askerini, Türk milletini çok iyi tanımaktadır. Onların nasıl harekete geçebileceğini çok iyi bilmektedir. Bir önder olarak, bir lider olarak. Merhaba asker der tekrar yüksek sesle. Dün siz böyle değildiniz. Dün siz taarruz ediyordunuz, düşman denize doğru kaçıyordu. Bakın ben biraz sonra şu karşıki tepeye çıkacağım. Elimdeki kamçımı indirince siz de taarruza geçeceksiniz. Bütün Türkler, bütün askerler hayretle komutanlarına bakıyor. Mustafa Kemal üzerine mermi yağdığı halde o tepeye doğru yürüyor. En önde kamçısını indirdiği zaman ortalıkta artık tek bir ses başlıyor. Allah Allah nidaları. Türk insanı önderini başta görürse, komutanını en önde görürse, bir kez harekete geçerse bir daha hiçbir güç onu yolundan çeviremez. Mustafa Kemal milletinin bu özelliğini çok iyi biliyor. Ve ölümü göze alarak işte o tepeye çıkıyor ve o işareti veriyor. Bu noktada tabii ki arkadaşlarıyla savaşı yönetirken bir patlama sesiyle sarsılıyorlar. Yanındaki kurmay subaylarından İzzettin Çalışlar, Nuri Conker var. İzzettin Çalışlar, komutanım vuruldunuz diyecek oluyor. Eliyle ağzını kapatmış Mustafa Kemal. Sus, duyulmasın. Bir müddet sonra dönüp baktığında bir şaramplen parçası Atatürk'ün göğsüne isabet etmiştir. Sağ cebindeki saate isabet eden şaramplen parçası vücuduna bunun girmesini engellemiş ve dolayısıyla hayatını kurtarmıştır. Tanrı'nın Atatürk'ü Türk milletine bağışladığı an olarak bu tarihe geçecektir. Gerçekten de Mustafa Kemal açıp bakar ki
bir şaramplen parçası, yani bir merminin çelik bıçak gibi bir parçası vücuduna isabet etmek üzere. Ama köstekli saati sağ cebinde, kalbinin üzerinde değil, oraya gelmiş ve cildinde, derisinde derin bir morluk bırakmış ama başka bir hasar vermemiş. Bu saati daha sonra Liman von Sanders günün anısı olarak almış, yerine de kendi aile armasını taşıyan saati hediye etmiş. Şimdi böyle bir olay var. Bu olayı nasıl yorumlayabiliriz? İşte Türk milleti, ona şahit olan askerler, bu olayı Çanakkale'de öğrenen Mehmetçik memleketine döndüğünde bir kişiden bahseder, bir komutandan bahseder. Bakın, Çanakkale'den daha dönmeden evvel anasına mektup yazan İzmirli bir asker Mehmetçik diyor ki, ana işte savaşta şöyle böyle şeyler yaşıyoruz. Yani kaç kişi, hepimiz askere gittik, bütün Türk erkekleri. Annenize, komutanınızdan kaçımız bahsettik? Ama İzmirli bir er annesine komutanından bahsediyor. Ana diyor, Mustafa Kemal diye bir komutanımız var. Öyle bir adam ki görsen hiç korkusu yok. En önde gidiyor. Hepimize yardım ediyor, hepimize halimizi soruyor. Hepimiz onu çok seviyoruz. Bütün Türk milleti liderini Çanakkale'de buluyor. İşte o lider anlatıla en önde giden komutan, bir bağırışıyla düşmanı yere yatıran asker, mermi isabet etse de ölmeyen, ölümsüz bir insan, ölümsüz bir lider. Bu şekilde bir efsane haline dönüşmüş. İşte Mustafa Kemal Paşa 4 yıl sonra Samsun'a çıktığı zaman 19 Mayıs 1919'da "Ben geldim Mustafa Kemal Paşa" diyerek çıkmadı. "Ben Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'im. İngiliz'i orada yendim. Tekrar yenebilirim" diyerek, referansını, özgeçmişini göstererek Erzurum'da kongre başkanı, Sivas'ta kongre başkanı, Ankara'da meclis başkanı seçildi. Mustafa Kemal'in özgeçmişinde, onun kariyerinde Çanakkale çok önemli bir yer tutuyor. Türk milleti için de liderini, cumhuriyetin kurucusunu, arkasından gidebilecekleri, güvenebilecekleri bir lideri bulmaları açısından da çok büyük bir önem arz ediyor.